Yıllar sonra İnegöl'ü ilk defa gördüğümde böyle toplumsal dokunun çok değişmiş olduğunu gördüm İnegöl'de. Ee, sonra Bahadır'ın bu dosyasını okudum. Ee, şimdi önceki gün sanırım değil mi? Ali Yerlikaya Terkinler çetesi çökertildi diye bir sosyal medya e, mesajı paylaştı. Ee, Terkinler çetesi İnegöl'de merkezi İnegöl ee, ama hikayesi inanılmaz. Aslında hemen baştan birkaç şey söyleyeyim. Anladım. Biraz vaktimiz de var. var. Ee, hem olayı da yani böyle bir maksat şu değil. Bakın bir çete daha çıktı. Size bir çetenin hikayesini daha boca ediyoruz. Yarın bir daha çıkacak. Yani bir sürü onlarda çıkacak böyle var olay. Maksat bu değil. Burada önemli olan şu. Bir kere e, biraz sonra anlatacağım hiçbir bilgi yeri değil aslında. Hiçbiri dosyayla ilgili. Yani ben gidip de polisin dosyasını alıp içinden bilgi almış değilim. Şöyle bir şey yaptım. Ali Yerlikaya çünkü bunu çok önemli bir şey olarak aktar dedi ki 10 yıldır bir kenti esir almış hani onu demeye getir canını okumuş bir büyük çeteyi çökerttik e, 200'e yakın e, güvenlik kuvveti katılıyor jandarma polis ve özel harekat yani düşün hani bir kentte İkincisi İnegöl şimdi Türkiye'de iller de dahil ihracatta 18. kenttir dış ticaret fazlası veren bir kenttir mobilyacılar yani, çünkü orada satışı ithalattan azdır. Mobilyanın başkentidir. İnegöl otobanın... yani şeyin yakındır. Yeni yapılan lojistik ağlarına yakındır. Hani limanlara şuraya buraya yani bulunduğu konum batıdadır. İkincisi e, büyükşehir belediye yasalarını değiştirerek değiştirerekten İnegöl sayesinde AKP Bursa'yı hmm. almaya başlamıştır. Bursa'da işte merkezde CHP önde gider. Hmm. Birden İnegöl'ün oyları gelir iş değişir, siyasi tabloyu değiştirir. Bütün bunlara baktığınız zaman hani kıyıda, köşede kalmış bir batakla sapmış bir kentten bahsetmiyoruz. Türkiye'de gözünün ekonominin gözününün ekonominin ihracatın motorundan bahsediyoruz. İşte dediğim gibi hiçbir şey yapmadım. Bu olayı bilmiyorum. Ali Yerlikay'dan döndükten sonra sadece geçmiş 10 yıllık bir yerel gazeteleri taradım. Ha Ne olmuş bu kentte? Yani önümüze düşmüş bir sürü haber ve o haberleri biraz böyle birbiriyle bitiştirince aslında kentteki bir e, çeteleşmeyle iktisadi değişim, siyasi değişim işe geçip nasıl bir şeye dönüştüğünü, bir kenti esir aldığını, yıkım aşamasına getirdiğini, çürüttüğünü ortaya koyuyor. Terkinler çetesi bunun şeyi. Bir e, göstergesi, sembol, göstergesi. Kentin en büyük çeksinet mafyası. Şöyle bir şey. ya yani 10 yıl önceye gidiyoruz. Mesela 2010'da o davaydan merak ederek yola çıkmıştım. Uludağ Üniversitesi İnegöl Merkez Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Sinem Yurdanur. 26 Temmuz'da evinden çıkıyor, Çatalca'da yaşıyor. Orada okuduğu için sınava gidiyor ve bir daha haber alınamıyor. Şimdi bu olayı niye söylüyorum? Bu olay Türkiye'nin o dönem çok gündemine geldi. Bir genç öğrenci kadın kayıp, yok. Ailesi her yere başvuruyor. Gerçekten polisle uğraşıyor. 40 bin telefon dinlemesi yapılıyor. Bakın o dönem hani cinayet biri uğraşıyor. Ona gidiyor buna gidiyor onu alıyorlar gözaltılar oluyor falan. Bir türlü çözülemiyor. Sadece görgü tanıklarından Sinem'in işte parkta sevgilisi olduğu iddia edilen bir erkekle görüldüğü söyleniyor. Polis onu alıyor. iki tane de arkadaşını gözaltına alıyor ama delil yetersizden bırakıyor bir şey çıkmıyor. Hatta bu olay Müge Anlı'ya taşındı. Hani söyle bu tür şeylerin yani günlerce Türkiye'yi meşgul etti. Sinem nerede? Sen mi öldürdün? Kim öldürdü? Eee Emrah anda kişi Emrah Kaya. Evet. Televizyonda ağlamaklı diyor hani anlatıyor. Ben yapmadım falan. Bundan iki yıl sonra bu olay kapanıyor. Sinem bulunamıyor. Aile gidip geliyor, hiçbir şey çıkmıyor. İki yıl sonra bir uyuşturucu şetesine çok büyük bir operasyon yapılıyor. Tıpkı o günkü İçişleri Bakanı ve Emniyet Müdürleri'nin açıklama yaptığı gibi, bugünküleri gibi, o günde İnegöl'ün en büyük çetesinde operasyon yapıldığı söyleniyor. Hatta e, basında Hanım Ağa Çetesi diye çıkıyor. Çünkü lideri olduğu iddia edilen 51 yaşındaki kadın koltuk değnekleriyle geldiği için gazetecinin ilgisini çekiyor. Fotoğrafını çekip manşetlere çekiyorlar gazeteler, medya. Burada bizim de nasıl çalıştığımız ortaya çıkıyor evet, aslında medyanın. Ya. Hanım Ağa Çetesi bir isim veriliyor, cazip, kapanıyor. O operasyonda bir eve baskın yapıyorlar ve Emrah Kaya bu çetenin önemli bir elemanı ben senin ben öldürmedim diyen teslim olmak yerine kendisine tabancasına intihar ediyor. Komada oluyor ölüyor. İki arkadaş da yakalanıyor. Bunlar ömür boyu ceza iyi olur. Uyuşturucu çetesinden, gasptan ve tefecilikten yani böyle 10-12 tane suçtan yiyorlar. Bir süre sonra, bir yıl sonra cezaevi savcısından Sinem'i öldürdüklerini Emrah Kaya ile birlikte bir battaniyeye sardıklarını ve 50 metrelik uçurumdan attıklarını itiraf ediyorlar ve bulunuyor. Kemikleri aileye teslim ediliyor. Bir kadın cinayeti üzerine erkek arkadaşımı öldürdü. onu öldürdü. Hatta toplumun bir kesim belki de şey bile düşünmüştür. Ya kız başına gitmiş öğrenci ne işi var? Onla niye takıldı diye ahlaki karanlık şeylere de karanlık uğramıştır. Zihinler. Ailesi bunlara da uğradı. Televizyonlara çıktığı zaman buna o, o bir reytinge dönüştü. Bir taraf onu tuttu bir taraf. Ama gördük ki İnegöl'ü teslim almış bir çete bir genç kadını öldürüp atmış. Yani bu suçu da işlemiş. Şimdi bu çete yakalandı, çok haber oldu. Temizlendi dediler İnegöl ama bu çete temizlenirken onun bıraktığı boşluk başka Aa. bir çete tarafından dolduruldu. Orada Terkinler çetesi. Ee, aynı Ayhan Bora Kaplan gibi 90'lı yılların sonunda telefon açmışlar. 2011'de bir şirket kuruyorlar. Kağıt üzerinde Unlu Mamuller Şirketi. 2019'da şirket kentteki bütün fırınları ele geçiriyor ve bir marka yaratıyor. Bizim ekmekçi diye hatta Türkiye'de çok da meşhurdur İnegöl'den geçen defa yani bu bu basında da çıkmış. Bayağı büyük ekmek fırınları bunlar. İşte bir şeyde bu operasyonda öğreniyoruz ki bu çete bu fırınları çökerekten bir zincir yaratmış. Bu zincir bir legal ticaret işliyor, markası var, reklamlar veriyor. İnegöl Spor'a sponsor oluyor, kentte saygın iş adamı olarak dolanıyorlar ama kentin kendi esnafı, hmm. mobilyacısı, ticaretçisi e, şey biliyor. Olan ne biteni biliyorlar. Biliyor. Çünkü 10 yıl boyunca defalarca şikayet ediliyor, 10 kere fezleke hazırlanıyor ve hiç dokunulmuyor. Şimdi bu Ayhan Kaplan gibi aynı. ekmek çetesi. Böyle diyor Ama onun arkasında şöyle bir şey yatıyor. Bu ekmek fırınları zinciri üzerinden tefecilik yapıyorsun. Ee, işte i̇şte kara para aklıyorsun. İnsan kaçakçılığı yapıyorsun. Göçmenleri Yunanistan'a götür getir ya da işte Türkiye'ye taşın. Buradan elde ettiğin parayı buralara aktarıyorsun. Yani bir tür büyük işleyen markalı bir paravan şirket kurmuşlar. Ee, sonra bu şöyle bir şeye yol açıyor. Tabii bu büyüyor. Başka iş yerleri de mesela akaryakıt istasyonlarda da açıyor. Bir süre sonra gerçekten İnegöl'de ele geçirmiş olan bir sermaye grubu olarak görüyorsun bu aileyi. O sırada bir şey oluyor. 2021'de, 2022'de. Şimdi ekmek, bütün mesele ekmekle çıkıyor. Belediye, AKP'li belediye halk ekmek fabrikasını satışa çıkartıyor. 2022'de haber oldu bunlar. Bunların hepsi haber oldu bu halk ekmek fabrikası 79'da CHP'nin o dönemki kurduğu belediye başkanı. O zaman zaten bir İstanbul'da başlayıp Anadolu'ya yayılan üstelik İnegöl'e de yayılmış. Mesela hı hı. halk ekmek fabrikası kurulmuş. Yani devlet o dönem işte sosyal devlet dediğimiz şey bu. belediye yapmış. Evet. Yani. Halk ekmek fabrikası kurulmuş. Halk ekmek şeyleri kurulmuş. AKP'li belediye bunu bu fabrikayı kapatıyor. Ekmek e, satılan büfeleri topluyor o fabrikayı satışa çıkartıyor. Şimdi satışı tabii ilk başta haber oluyor bunlar. Ama bilmiyorsunuz. Sonra ortaya çıkıyor ki ekmek fabrikasının esas meselesi arazi. Büyük bir arazisi var ve bunu ihaleye açıyor. Hmm. Bu ihaleye girenlerden birisi de Terkinler Çetesi. Yani ekmek fırınları işlettiği için ekmek fabrikasında alacağım diye giriyor. Kamuoyunda böyle haberler çıkıyor. İşte daha da büyüteceğim işi. Oysa ki şöyle bir şey yapıyorlar şirketlerinde yani biraz teknik bir şey ama ticaret sicil ünvanında yani iş kolunda şöyle küçük bir değişiklik yapıyorlar. Geriye doğru dönüp bakınca. Konut dışı inşaat. Belediyenin sattığı ekmek fabrikasının resmi gazeteki tapudaki kaydına bakıyoruz. Konut dışı inşaat alanı olarak kullanılacaktır diye. Yani, Hale girmeden önce sen kendi şeyini şey yapıyorsun. Sonra kentte çok büyük tepki oluyor. Ve İhaleden eksik avrak gerekçesiyle bu çete sokulmuyor. Bir şekilde çünkü rant büyük. Yani orada başkaları da giriyor. Bursa'dan giren büyük şirketler var. O fabrikayı isteyen onu alamıyor. Yıl 2020, 21'lere geliyoruz. Kentte şöyle bir şey oluyor. Ee, İnegöl'de. Ticari hayat çok canlı ama nakit dönmüyor. Yani ekonomi, hani nas ekonomisi diyor da şimdi faizler tam düşürülmüş. Ama bir yandan enflasyon artıyor, kur artıyor. Bir yandan krediler, bankalardan kredi alamıyor. Özellikle inşaatçılar kentte, özellikle mobilyacılar zaten ala 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 geçtiğimiz 10 yıl dağıtılan borç şeyleri birikmiş. limitleri dolmuş. Özel bankalara gidemiyorlar. Peki kentte nasıl dönüyor ticaret? Nasıl dönmeye başlıyor? Terkin nereye gidiyorsun? Önce şu. Benim nakite ihtiyacım var. Elimde ev veya araba veya gayrimenkul ya da arsa var. Size onu 1 liraysa değeri 5 liralık, 3 liralık senetle vadeli olarak başladım. Yani kentte bir vadeli ticaret başlıyor ve bir süre sonra nakit para yerine arabalar, evler, senetlerle alınıp satılma, bu buyuyor. Bunu şöyle, bunu yorum olarak söylemiyorum. Geçtiğimiz 2-3 yıl yerel gazetelerin manşetleri şöyle, kentte vadeli piyasa patladı, herkes çek senet dönüyor. İşte 1 milyonlara otomobiller 3 milyona çıktı falan diye böyle haberler var. Yani kentte nakit yerine bunlar dönmeye başlıyor. Peki Erdoğan Nas'tan vazgeçiyor seçimden sonra. Faiz arttırmaya başlıyor. Ama bu arada enflasyon patlamış. Üzerine yani bir de faiz artıyor, bir de kur artıyor. Bu çek senetler artık birer el bombasına dönüşüyor. Artık arabaların fiyatını kağıt üzerinde satışın rakamlarını tahayyül etmek zor. Hatta satmak istemeyenler de o kadar cazip tepkiler oluyor ki. Satmaya başlıyor evlerini, arabalarını, gayrimenkullerini hani bir, bir süreden sonra tabii e, karşılıksız çekler, çekler ödenemiyor, senetler karşılıksız çıkıyor. Bir nevi kentte kurulmuş yasal tefecilik aslında tırnak içinde gerçek tefecilerin Hakimiyetine geçiyor. Çünkü parası olan, nakiti olan bu senetler imzalatılıyor. Senetler ödeniyor, fahiş rakamlar, faiz faizlerle para dağıtılıyor. Ve e, yaklaşık 330 gayrimenkul ve bir o kadar arsa, bir o kadar yarım kalmış inşaat, mobilya dükkanları, esnaf, bakkal dükkanları, kasaplar bu çetenin Onların eline, eline geçiyor. geçiyor. Buradan insanlar can korkusuna yurt dışına kaçanlar da oluyor. Bunlar hep şikayet konusu olmuş. Dolayısıyla geliyoruz, geliyoruz. Şöyle bir başlık attı. Çok e, buradan aktarmak istiyorum bir yerel gazetenin manşeti. Terkinler çetesi yakalandıktan sonra attığı manşet. İnegöl'de vadeli patladı diye. Bence Türkiye'de organize suçla ekonomi politikalarını bu kadar güzel anlatan bir başlık olamaz. Yani çok büyük çete yakalandı diye atmıyor. Kentin vadeli, vadeli piyasası patladı. patladı diye. Bu çünkü vadeli var. piyasa demek. Tabii. Terkinler demek. Buradan şu yani kadın cinayeti hiç önemsemediğiniz o ekmek o küçük ticaret hmm. bir kentin bir fabrikayı satmaya kalkıyor bir belediye ama arkasından onu onu almaya çalışan güçler onun nelere yol açtığı ekmek 7,5 liraya çıkmışsınız e halk ekmek fabrikasını satıyorsunuz kurmanız gerekirken. Sonra dönüyoruz bütün ülkeyi ilgilendiren bir faiz politikası indirme ve kaldırma faizi indirirken de kent etkileniyor ve ona yöneliyor. Hmm. Hmm. Yükseltirken bu sefer o yöneldiği yol şeyden çıkıyor, raydan çıkıyor ve bütün bunlar bir organize suçun yeşermesi için bir iklim doğuruyor. Yani Tefeci, en büyük tefeci doğuruyor. O yüzden de şey çok iyidir, bu bir prototiptir. Türkiye'de niye bu kadar çeteler patladı? Büyükleri tamam. Hmm. Niye her kentte var? Hmm. İmar çetesi, turizm çetesi, o çetesi, bu çetesi, vatandaşlık satan çete, kumar oynatan çete, bahis oynatan çete. İşte her alanda çete türemesinin nedeni çünkü ekonomiyi siz böyle kurallı kuralsız sorgulanamaz kaynaklar yani şöyle düşünün devleti milyarlarca lirasını kanuna aykırı biçimde hepimizin gözü önünde defalarca aynı şirketlere aktarıyorsunuz hiçbir sorgulama yoksa devletin kendi bütçesi kayıt dışına çıkmış ve bir soyguna dönmüşse zaten sokaklardaki her türlü ticaret organize suçla konusudur. Konusudur. Artık suçla e, suç olmayan şey karışmaya başlar. Bence bu şey e, şey e, vaka çok iyi anlatıyordu. E, bir kez daha vurun. bakın kadın cinayeti var burada. Ve bu Ve kentte çete biraz taradım. O kadar çok böyle cinayet var ki çözülmemiş. E, Türkiye'de kaç tane kadın cinayeti hmm. oldu? Milletvekilinin evinde oldu. Eee hmm. AKP'li vekiller suçlandı. Onun yanında insanlar öldü binalardan atladı denildi, intihar etti denildi. Yani kadın cinayeti öyle demek ki bu, bu bu da bir sistematik içinde organize suçla birlikte artık şeye dönüşmüş. Yani sistematize olmaya başlamış. Kapatılma da böyle olmuş. Biraz Türkiye prototipi. Cengiz Erdinç sen ne dersin bu hikaye için? Şimdi en başta diyor ki bir İnegöl'de bir çete çökertilince onun yerini terkinler doldurdu. Sonra terkin